Aziz arkadaşlar, tarihi tetkik ettiğimiz zaman bizim bazı zaaf ve kuvvet noktalarımız tezahür eder. Zaaf noktalarımız veya bazı hususiyetler tezahür eder ki onlar bazı ahvalde zaaf olurlar. Bazı ahvalde kuvvet vasıtası vesilesi olurlar. Mesela biz başa bağlı bir milletiz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sahih bir hadislerinde ennasu ala dinul mülukihim, insanlar meliklerinin dinleri üzeredirler. Yani başa bakarlar. Baş düzeldi mi onlar da düzelir. Baş bozuldu mu onlar da bozulur. Bu hadisi şerif tamamen Türk milletinin bir hususiyetini ifade etmektedir. Baş düzeldi mi biz bir günde düzeliriz. Baş bozuldu mu ne yapacağımızı bilemeyiz. Şu başa bağlılık yüzünden dünya milletleri arasında her milletten daha evvel biz büyük devletler kurabilmişiz. Bunun sebebi başa bağlılıktır. Lakin baş kötü olduğu zamanda, yanlış yola getirdiği zamanda o bağlılık aleyhimize olmaktadır. Bugün de bu millet aynı durumdadır. Burada size biraz mizahi bir vaka söyleyeyim. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde benim hemşerilerimden birisi Çaykaralı, yarı çoban bir işçi, benden bahsedildiği bir zamanda şöyle cevap veriyor. Ula Kadir Misiroğlu deyip duruyorsunuz. Ula hiç sizin tedduğunuz gibi bir adam olsa Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutar mı? Camide bunu diyor. Dikkat edin. Buna kızıyor. Bu söze muhatap olan beni sevenler. Ben kızmıyorum. Burada milletin bir hususiyeti var. Türkiye Cumhuriyeti ve onu idare edenler Türk milletine baş olmak liyakatini kaybetmişler. Lakin gene de tarihi alışkanlıklarla o adam devlete karşı çıkmayı azim bir günah sayıyor. Çünkü dini de bunu emrediyor. Atiullah ve atiur resule ulul emre minkum. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sonra da sizden olan ulul emre, sizden olan ulul emre minküm, yani mümin olan, Muhammedi kalbi olan amirinize itaat edin. O kalp kafir olmuş. Lakin dağ çobanından farksız olan benim Çaykaralı hemşerim bunun farkında değil. Ben devletle değil, devlete hakim olan zihniyetle mücadele ediyorum. Ne münasebet, bu devlet onların değil. Devlet milletin siyaset aynasındaki görüntüsünün adıdır. Millet Müslüman, devlet layık olmaz. Sen bir aynanın karşısında... Sen bir aynanın karşısında dursan, yüzünde küçücük bir toz olsa, aynandaki görüntüde de o olur.